diyorum. Halit, Uhud'da bildiğiniz gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunu arkadan vuran, henüz Müslüman olmamış müşriklerin safında yer alıyordu. Müslümanların zafer heyecanı ve düşmanın bir nevi ganimetini toplama anında, yani bir nevi onların gafil oldukları bir anda, arkadan dolaşarak Ayneyn geçidindeki 50 okçudan zaten 43 tanesi ayrılmıştı. 7 tane okçu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini biz yensek de yenilsek de sakın ola sakın siz buradan ayrılmayın diyerek Peygamberimizin talimat verdiği ve o 43 tane sahabinin yerini terk ettiği, 7 tane sahabinin ise Halid bin Velid'in ordusu karşısında direnemeden şehit olduklarını görüyoruz. Yani Halid bin Velid Uhud'da Müslümanlara büyük bir zarar vermişti. O kadar Müslüman olduktan sonra mücadeleleri o kadar, yani nusratı, zaferi artmıştı ki Hazreti Ömer artık buna bir dur denilecek zamanı arıyor ve Halid bin Velid'i başkomutanlıktan azlediyordu ve ona bir mektup yazıyordu. Ey Halid, zannetme ki bu nusrat, yani bu zaferler sendendir. Bu zaferler Allah'tandır. Onun için seni görevden alıyorum. Ve yerine Ubeyde bin el-Cerrah'ı atıyordu. Bildiğiniz gibi Ubeyde bin el-Cerrah Şam'da meydana gelen veba tufanındaki pandemi dönemini yaklaşık 1,5 yıldır yaşıyoruz. Pek çok kardeşimizin vefatına da belki şahitlik ettik, müşahede ettik. Dünyanın başta Wuhan'da başlayıp global bir şekilde dünya satını saran bu illet sadece bu dönemlerde değil, işte Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde başkomutanlıktan azledilen, ardından Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın atandığı ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın da veba taunundan dolayı şehit olduğu günleri yad ediyoruz ki Allah-u Teala her dönemde kullarını iptila, burada da geçtiği gibi, yani imtihana tabi tutuyor. Yok mu şükreden, yok mu sabreden, yok mu yani Allah-u Teala'dan bir şifa isteyen? Kadir gecesinde ifade edildiği gibi yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen, yani yok mu bir hacetinin karşılığında benden talebi olan şeklinde Allah-u Teala kullarına ihsanda bulunuyor. Kardeşlerim,